bir yarım Anadolu turnesine çıktık, geziye çıktık daha doğrusu. Tesadüf oldu. Bugün de Sinop'a geldim. Şöyle dedim, o Sinop burun gördüm. İlk defa geliyorum bu diyarlara. Şöyle o burunu dolaşayım derken Allah razı olsun bir öğretmen arkadaşımızla karşılaştık. Efendim tanıştık. Hani derler insanlar zaten alemi ervahta konuşup tanışanlar, bilişenler, sevişenler bu dünyada da birbirleriyle muhakkak aynen orada olduğu gibi tanışırlar, sevişirler, konuşurlar. Allah razı olsun. Demek ki o kardeşimizle alemi ervahta sohbet etmişiz, tanışmışız, muhabbet eylemişiz ki burada da bugün tanışmak nasip oldu. Bizleri aldı geldi efendim Sinop Radyo Televizyon'daki kardeşlerimizle tanıştırdı ve siz Sinoplu yarenlere böylece hitap etmek, sizlerle karınca kadarınca da olsa dilimiz döndüğünce sohbet etme fırsatı doğdu. Onun için bir de hayatımızın bir değişik bölümünü birkaç dörtlüğüyle şöyle okuyalım. Kimler ne dedi? Hangi yarenler bana ne dedi? 50 senesinde Gölcük köyünde 14 Ekim günü doğdum yarenler. Aslım yörük, aslım yörük. Çoban idim bir zaman, geçi güttüm, boyun sağdım yarenler. 27 sene kendimden kaçtım, 77 yılı gözümü açtım. Erenler elinden badeyi içtim, çok şükür gafleti boğdum yarenler. Aşkın eşiğinde bekle dediler, ruhunu imanla akla dediler, tevazuyla nefsi pakla dediler, gücüm yettiğince oğdum yarenler. Hamidim, dergahta ereyim dedim, erip metahımı sereyim dedim, yontulup kapıdan gireyim dedim, 40 senede anca sığdım yarenler. Bazen bülbül olduğum bağa uzandım, bazen ceylan olduğum dağa uzandım, bulut oldum yerden göğe uzandım, muhabbet bağına yağdım yarenler. Ozan Nihat, Ozan Nihat derde şifa zikrullah, hayır şer Allah'tan amentü billah, her dert, her dert bir rahmetmiş elhamdülillah, tecelliye boyun eğdim yarenler, tecelliye boyun eğdim yarenler. Evet, her dert bir rahmetmiş, rahmetmiş Cenab-ı Mevla, Kur'an-ı Azimüşşan'ında öyle buyuruyor. Nice şerlerin altında hayır vardır, siz bilemezsiniz. Ve ona istinaden şöyle bir Kur'an'daki Kehf suresindeki 3 sual 3 cevaptan ilham alarak şöyle bir dörtlüğüm vardı. Oynası onu söyleyeyim. Mevla kıssalarla örnek veriyor. Musa Hızır ile dostluk kuruyor. Her şerdeki hayrı rahat görüyor insan biraz kafa yorduğu zaman. Şöyle bir türkü söyleyelim efendim. Bir çulay namert ayağına serilme gönül. Derdin varsa gözün dedir ilacın, yar olmaz feleğin tahtıyla tacı, tahtıyla tacı. Düşman sözü tatlı, dost sözü acı, nasihatlerime darılma gönül. Düşman sözü tatlı tatlı, dost sözü acı, nasihatlerime darılma gönül. Bitiremez ise yerinden otur, yerinden otur. Yiğitsen bayrağı hedefe götür, bu bir imtihandır yorulma günü. Tevhid bayrağını hedefe götür, bu bir imtihandır yorulma günü. Evet efendim, bu bir imtihandır, yorulma gönül.